646. F oturmasında bu hafta halen Eskişehir H tipi hapishanesinde tutulan ağır hasta ve engelli mahpus Devrim Ayık'ın durumunu sizlerle paylaşıyoruz. 2006 yılında geçirdiği kaza sonucu bir gözünü tamamen kaybeden ve diğer gözünde sadece %10 görme yetisi kalan toplamda %76 engelli ağır hasta mahpus Devrim Ayık ileri derecede kron hastası, bağırsak hastalığı olarak belirtilen kron hastası olup sağ kulağında %40, sol kulağında %50 işitme kaybı vardır. İyileşmesi mümkün olmayan kron hastalığı nedeniyle sürekli ishal, karın ağrısı, halsizlik ve kilo kaybı yaşamakta, ağrılarını dindirmek için yeşil reçeteli ağrı kesiciler verilmektedir. Serbest bırakılarak hastanede tedavi edilmesi gerekmesine rağmen bu engellenmekte ve yaşamı tehlikeye sokulmaktadır. 2015 yılında tutuklanan ve hapishane koşullarına bağlı olarak hızla ilerleyen koron hastalığı nedeniyle iki kez ameliyat geçiren ve bağırsaklarının bir bölümü çıkarılan Devrim Ayık, hastalığının tedavisi hapishane koşullarında sağlanmadığından tutuklu bulunduğu Antalya L Hapishanesi'nden 2019 yılı Ekim ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, ancak henüz tedavisi devam ederken 4 Aralık 2019 günü yeniden tutuklanmıştır. Hastalığının daha da ilerlemesi üzerinde 17 Mart 2020 tarihinde yeniden tahliye edilmiş, ancak tedavisi tamamlanmadan Ocak 2020'de yine tutuklanarak Edirne F tipi hapishanesine götürülmüştür. 2 Nisan 2021 tarihinde yapılan kolonoskopiden sonra hastalığının daha da ağırlaştığı, acilen tedavi uygun beslenmenin sağlanması gerektiği söylenmiş olmasına rağmen götürüldüğü doktorlar tedavi yönteminde anlaşamadığından Devrim Ayık yeterli tedavi ve bakımdan mahrum halde halen hapishanede tutulmaktadır. Devrim Ayık'ın hastalığının ilk teşhisi, ameliyatı ve tedavisinin yapıldığı Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilebilmesi için Antalya'daki bir cezaevine sevk edilmesi istenmiş, ancak yapılan bütün başvurular sonuçsuz kalmıştır. Annesi komisyonumuza yaptığı açıklamada, Devrim uzun zamandır cezaevinde haksız bir şekilde tutuluyor. Avukatları Yargıtay sürecinde verilen cezaya itirazla birlikte tedavisine dışarıda devam edebilmesi için yaptıkları başvuruya halen bir sonuç alamadık. Devrim'in özel diyet yemekleriyle beslenmesi, temiz, hijyenik ve bir ortamda tam teşekküllü bir hastanede kesintisiz bir tedavi sürdürmesi gerekiyor. Ancak cezaevlerine sağlık koşulları buna imkan vermiyor. Ve bu nedenle endişelerimiz kat be kat artmış durumda. Hastane sevkleri doğru düzgün yapılmıyor. Onun onur kırıcı aramalar dayatılıyor. İtiraz dilekçeleri işleme konulmuyor. Keyfi disiplin cezaları veriliyor. Devrim ve Devrim gibi hasta tutsakların bir an önce tedavi yollarının açılması için tahliye edilmeleri gerekiyor. Hiçbir annenin yüreği yanmadan bu zulümden vazgeçmelerini talep ediyoruz demiştir Devrim'in annesi. 646. F oturması kapsamında bu hafta ağır hasta ve engelli mahpus Devrim Ayık ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Devrim Ayık serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Devrim Ayık serbest bırakılsın. Devrim Ayık serbest bırakılsın. Devrim Ayık serbest bırakılsın. Tedavi hayır.